Tek sayılı sohbetlerden herkese merhabalar. Bugün yayınımızda çok yönlü akademik çalışmaları ile rol model olan bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı, değerli Profesör Filiz Kara Osmanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. Sizleri İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı olarak içten duygularımla selamlıyorum. Enerjik bir sohbet olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Zaten enerjiniz bize geçti şimdiden. Güzel bir sohbet olacağına eminim. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Sürdürülebilir enerji konusunu konuşacağız bugün. Ama öncesinde dinleyicilerimize birazcık kendinizi tanıtabilir misiniz acaba? Ben İstanbul Üsküdar'da büyümüş bir Rumeli kızıyım. 5 yaşından itibaren hikayesine girmedim ama İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde okumak istedim. Yarınca'daki rafinerinin alevine hayran olarak. Bu kısmet oldu. Yüksek lisans ve doktoramı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptıktan sonra Kanada Nova Scotia Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde doktora sonrası araştırmamı yaptım. Enerji teknolojisi bilim dalında doçent olduktan sonra öğretim üyeliğimi sürdürüyorum. Yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütünde ama başta SÜTTE'de bir sivil aktivist olarak da aynı şekilde hem akademik alanların hem de sivil aktivist alanlarımla uğraş veriyorum. Kalemimi de yeşil kullanıyorum. Süpersiniz. Gerçekten birden çok ben hep söylerim bir kişi eğer bir konuda çok iyi ve motivasyonu yüksekse birden çok dalda aynı anda enerjik bir şekilde hepsine aynı enerjiyi verebiliyor. Sizde de o enerjiyi görebildim gerçekten. Aslında birazcık kısa geçtiniz ama ben o 5 yaşında idealiyle kimya mühendisi idealiyle sonrasında o bölüme girmeniz, oraları birazcık daha bize aslında daha detaylı anlatırsanız bizim konuklarım, bizim izleyicilerimizden öğrenciler de oluyor ve onun yanında kendi çalışanlarımız, arkadaşlarımız var. Bu konuklarımız aslında sizin bu vizyonunuzu çizmenizdeki etkenler ve hani bu yönleri seçmeniz, bunları birazcık daha detaylandırabilirseniz çok sevinirim. Gayet tabii. Biz yazları tütün çiftlikte denize girerdik. Bu sırada bilmiyorum görenlerin çok hoşuna gidecektir. Rafineriler geceleri çok güzel gözükür. Acaba size de geliyor mu? Seste bir sorun var gibi. Bende yok Size oldu. Tamam. O zaman benim sesim rahat geliyorsa çok iyi. Ben merak etmişim rafinerilerde bir alev vardı devamlı yana. Onu sorduğum vakit bana izah etmişler. Ben de rafineriye gündüz ve gece hayran olduğum için orada çalışmak istediğimi belirttim. Ve sormuşum o zaman rahmetli babam anlatıyor ne olmalıyım ben diye. Ve bana kimya mühendisi olmam gerektiği söylenmiş. Şimdi kimya mühendisi olmak için dedim. Eskiden İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri giyimleri, kuşamları, tarzlarıyla da çok ayrılırlardı. Mühendis olmak Türkiye'de zaten o vakitler iki okula eşdeğerdi. Biri Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bir de İstanbul Teknik Üniversitesi. Ve yanı sıra İTÜ'nün o harika kimya fakültesi Maçka'daydı. Şimdi bizim orada yabancı diller okulumuz var. Çok güzel bir amfimiz var. İşletme fakültemiz var. Orayı da piknik yapmak için Demokrasi Parkı'na gelip görürdük. Ben hep o kapıdan gireceğim ve rafineride görev yapacağım diye istek yaptım. Ondan sonra tercihlerimi yaptım. Birinci tercihimi kazandım. Okulumun ilk gününde en iyi sınıf arkadaşım, eşimi de buldum. İTÜ benim için çok bereketli oldu. Sınıf arkadaşımla evliyim.
Ve ondan sonra staj zamanı geldi. O zamanlar 1981 yazı uzun staj yapılacak. Bana sonra yanında kariyer yaptığım hocamdan uzun izin aldım. Rafineride staj ayarlandı. Ben de rahmetli okul müdürü amcamın evinde kalıyorum ve staja gidiyorum. Ve staja gittim. İlk gün çok böyle vakur bir şekilde ünitelerin arasında dolaşıyorum. Hepsini derslerde öğrenmişim. Kendime çalışmak için yer beğeniyorum. Öyle bir özgüven var. O zamanlar yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi, öğrenci olmak. Ve biz o zamanlar sokaklarda da Türkiye'yi ve dünyayı da kurtarmak için yürüyorduk. Amaçlarımız vardı. Ve yanı sıra da o sırada düşünüyorduk. Eşim de o zamanlar yarenim. Hani kariyeri de akademik kariyeri de düşünüyordum. Ve ama rafineriye gittim. Arkadaşlar dolandım falan, bir yer beğendim kendime. Böyle kampana raflı bir ekipman, çok güzel. Dedim buraya geleyim çalışayım. Bana dediler ki kızlar orada çalışamaz. Ve beni düşünün, o dünya halinde kendine güvenen bir mühendis adayı, vatanını seven, her şeyi güzel olsun isteyen bir genç. Dedim nerede çalışırım, gösterin. Beni götürdüler teknik servisler diye bir yer güzel. Dedim böyle olmaz. Ben vizacımı da biliyorum gezingen. Ve o zaman dedim ki, o zaman zaten dedim ben bu işin hocası olayım, geleyim buraya şeklinde dedim. Ve gerçekten daha sonra önce ben petrolü, kömürü, doğalgazı bir kimya mühendisi öğrenir. Ama yüksek lisans ve doktoramda, doktora sonrası hayatımda hep onun yeşil karşıtlarını da öğrendim. Doktora tezimdeki deneylerimin bir kısmını Yarımca'daki rafineride, bir kısmını Aliağa'daki rafineride yaptım. Yayınlarımda rafineriye de teşekkür ettim. O zaman rafinerideki genç yöneticiler hepsi enerji sektöründe koca koca adamlar oldular. Çoğu adamlar oldular. Hep yol arkadaşı olduk. Onlarla sivil toplumda yan yana geldim. Mevzuat yazdım. Güzel oldu. Sonra bütün bunun yanı sıra tabii mutluluk. Şimdi enerji teknolojisi çalışmak şöyle, ruhumuz da enerjikse, bir de benim şöyle bir tatlı halim var. Yani parkta bir yaşlı bir kişinin yanında konuşsanız da neye çalıştığınızı anlatabilirsiniz. Bir askere de, bir bakana da anlatabilirsiniz. Yani benim sabah uyandıktan sonra hedeflerim, Ebru Hanım, hep aynı. Yani ben enerji teknolojisi çalışıyorum ve özellikle biyoyakıtları çalışarak bugünlere geldim. Ve son 20 yıldır da sürdürülebilir üretim başlığında biyorafinerileri, özellikle her şey daha temiz üretilebilir, her şey daha sürdürülebilir üretilebilir diye çalıştım. Tabii sırça köşkten çıkan bir öğretim üyesi olmak çok kıymetli. Ben ne mutlu ki enerji teknolojisindeki dünya sıralamalarını, artık biliyorsunuz bizim de derecelerimiz ölçülüyor, girmiş bir akademisyenim. Dünya çapında bir çalışma yapıldı. Enerji konusunda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden biz konularında lider 45 öğretim üyesiyiz. Türkiye'de lideriz. O 45 öğretim üyesinden bir tanesi de enerji alanında benim. Ama ben bütün bundan öte akademik başarımı, mevzuat hazırlarken, iş dünyasında sorunları çözerken, sivil toplumda uğraşırken ve bol bol da Türkçe yazarken çok güzel topluma iz düşürdüğüme inanıyorum. Yani bugün bir şey onur duyuyorsam en önemli duyduğum konu bu. Yani gayet tabii ki akademik çalışmaları güçlü, atıfları güçlü konusunda saygın bir akademisyen olmak önemli. Ama ben sivil aktivist yönümü ve kalemimi de çok önemsiyorum. Yanı sıra kendi enerjim nereden geliyor? Çok çocuk okuttum ben, dokundum. Ama doğurduğum bir evladım var. Hayırlı bir evlat oldu. O da bir mühendis, İtalyan ekolü bir mühendis. Sınıf arkadaşım, eşimle mutlu mesut yaşıyoruz. Yanı sıra ben bir gezginim. Gezmenin de çok öğretici olduğuna inanıyorum Ebru Hanım. Çok ülke gördüm. Altın gezgin
ünvanına sahibim. Bu kapanma öncesinde dersime dönmeden önce, yani ben Patagonya'da Magellan penguenleriyle yan yanaydım, buzulları. Şimdi ben iklim değişimini biliyorum ama Alaska'nın ne kadar olmaması gerektiği kadar sıcak olduğu zamanda gezerken sevinseniz mi üzülseniz mi çok zor bir durum oluyor. Dünyayı keşfettiğinizde kendinizi, ailenizi, ülkenizi anlamanız daha çok gelişiyor. Ve yanı sıra dünyada neler olduğunu da görüyorsunuz. Hani kültürleri giderek öğrenmek, önce okuyup sonra gezmek, tekrar okumak, bunlar çok hoşuma gidiyor. Mesela ben bir ülkeyi gezmeden önce onu çalışırken enerjide ne yapıyorlar diye de hani çalışırım. Sonra özenirim, kıskanırım. Mesela en çok özendiğim şey, ben ilk kez deniz üstü rüzgar santrallerini Kopenhag'da uçağa inerken görünce ben çok kıskanmıştım. Kıskanmak demek bana yakışmaz ama özendim. Mesela böyle şeyleri, ilk büyük biyogaz, biyoelektrik santralini gördüğümde de heyecanlanmıştım. Yani teknolojiyi görünce ülkemizde yoksa hani ona bir özenim oluyor. Bunlar beni enerjik tutuyor. Öğrencilerimi çok seviyorum. Ailemi seviyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. İşte geziyorum. Kahve içiyorum. Enerji kaynaklarım bunlar. Ama her şeyden önce şuna inanıyorum. Allah olunmaz bir hastalık, bir zorluk vermezse, nasıl bir sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir yönetimse, kişi kendini de yönetebilir Ebru Hanım. Yani sabah uyandıktan sonra gün size yönetilmek üzere gelen bir vardiya aslında. Hani onu nasıl işleyeceğiniz size kalmış. Hani şikayet etmek, yoklukları öne çıkarmak, bu burada da şey gibi yanlış bir şey anlaşılmasın. Aşırı olumlama yapmak değil. Hayat çok acısıyla tatlısıyla güzel bir şey. Bakın neredeyse 1,5 yıla yaklaşıyor bir küresel salgın yaşıyoruz. Buna da salgın deyince daha hastalık gibi oluyor. Aslında bu bir biyolojik afet, böyle desek belki biraz daha insanlar çekinici. Onun için kişinin enerjisini de yönetmesi çok önemli. Zaten odanızın kapısından birisi girdiğinde sizi ilk önce enerjisiyle etkiler. Hani bu enerjiden sonra iletişiminiz, iş verimliliğiniz çok artar. Buna dikkat etmek lazım. Genç izleyicilerime şunu söylemek isterim. Yaşamdaki zorluk öğrenmedir. Yaşamdaki zorluk olaya direnç kazanmadır. Çünkü insanın dirençli olması gerekir. Direnç için kendimizde bir ayarlama yaparız. Üşüdüğümüzde üstümüze bir şey giyeriz. Sıkıldığımızda eğlenmek için bir şey ararız. Aynı şey iklim için de geçerlidir. İklimimiz de dirençli olmasını istiyoruz. Yani aslında yaşam öyle. Ben öğrencilerime de sık sık anlattığım gibi söyleyeyim. Aslında insan vücudu bir mükemmel termik santral gibidir. Bizim de bir enerji kaynağımız var. Alıyoruz ve biliyorsunuz oksijen alıyoruz. Vücutta yanma oluyor. Yanmadan sonra karbondioksit veriyoruz. Bizim de su hatlarımız var. Bizim de girdilerimiz, çıktılarımız var. Yani bu santrali verimli yönetmek lazım. Verimli yönetmek de tek bir şeyle geçerlidir. O da zamanı iyi yönetmek. Çünkü benim için atık ulusal servet. Atık yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir, ileri dönüştürülebilir, gezi kazanım bertaraf edilir. Dünyada geri dönüştürülemeyen bir tane büyüklük vardır Ebru Hanım. O da zaman. Gitti mi gitti. Aklımızda kalması için bir de benim benzetmem vardır. Bir de %100 geri dönüştüremeyeceğimiz diğer büyüklük de gönül kırıklığıdır. Hani birisi gönlümüzü kırdığında ben seni affettim, aman geçti, cevaplar versekse içimizde bir taraf hep oyuk kalır. Onun için zamanı iyi yönetelim. Ondan sonra gönülleri de kırmayalım diyorum. Çünkü evet, pardon, biraz ses herhalde girdi. Kusura bakmayın. Aslında atık konusuna değindiniz.
Sizin sözünüzü bölmek istemem ama buradan da Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği'nin aslında kuruluş hikayesini bahsederseniz, buradaki amaçlarına da değinebilirseniz aslında bu akışta hikayemizi güzel tamamlarız diye düşünüyorum. Gayet tabii. 2014 yılında birinci İstanbul Karbon Zirvesi'ne hazırlık yapılıyordu. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği bu hazırlıklar yapılırken bir grup akademisyen, genç, iş dünyası temsilcisi ve yerel yönetimlerden temsilcilerle kuruldu. Birinci İstanbul Karbon Zirvesi çok coştu. Halen konusunun lider etkinliği. Bu senede 28 Eylül'de 7. İstanbul Karbon Zirvemizi yapıyoruz. Karbonu yönetmek için. Derneğimizin %60'ı kadınlardan oluşuyor. Genç bir derneğiz. Çok hızlı büyümeyip etkin bir şekilde çalışıyoruz. Bizim hedefimiz ülkemizde sürdürülebilirlik yönetimi için kapasite arttırmak. Sürdürülebilirlik yönetiminin temel yönetim alt başlığı olan karbon yönetimi için ülkemizde yaygın bilgi, farkındalık yaratmak. Biz SÜTTE olarak diğer derneklerle birlikte çalışıyoruz. Resmi ERK'in listesindeyiz. Resmi ERK'ten bize bir aksiyon geldiğinde ona reaksiyon yapıyoruz. Önemli konularda yıl boyu etkin basın duyuruları yapıyoruz. Bu basın duyurularımızla bir farkındalık oluşturuyoruz. Radyo ve televizyonda görünürlüğümüz ve bu konuları anlatmamız yüksek bir oranda. Eğitim faaliyetleri yapıyoruz. Örneğin şimdi bir kardeş dernekle birlikte çocuklara enerji kaynaklarını ve enerji verimliliğini anlatmak üzere bir proje başlattık. Bunu geliştiriyoruz. Bizim hedefimiz bunlar. Tabii bu hedefler hasbelkader lider olarak benimle örtüşüyor. Zaten bunların hepsi benim akademik alanımda olduğu için Ebru Hanım. Hani bunlarla ilgili uğraşıyoruz. Örneğin bizim için 18 Mart küresel girişim dönüşüm günü çok anlamlı. Biz 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü çok anlamlı kabul ediyoruz. Aynı zamanda soğutmanın enerji yükü çok fazla. Soğutma çok özel bir alan. Çünkü ben hep diyorum soğuturken gezegeni ısıtmayalım diye. Onun için soğutmayla ilgili de bilgi yaratmak için çalışıyoruz. Dünya Soğutma Günü'nü. Biz Birleşmiş Milletler'in bütün girişimlerini takip eden bir dernek olduğumuz için önemli günlerde bunu fırsat bilerek yaygın etki yaratıyoruz. Yani bunun bilinmesini istiyoruz. Aynı şekilde bakın mesela 22 Nisan Dünya Günü'ydü. Çok önemli. Bu konuda radyo programlarına katıldım ben. 22 Nisan aynı zamanda Liderler İklim Zirvesi'nin de başlangıç günü olarak Başkan Joe Biden tarafından seçilmişti. Çünkü 22 Nisan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bir çevre felaketi ardından dünyadaki ilk çevre ile ilgili yaygın girişimdir. Bugünü biz Dünya Günü olarak kutluyoruz. Benim değerlendirmeme göre Biden bugünü seçerek Avrupa Birliği'ne ve dünyaya da mesaj verdi. Biz Avrupa Birliği iklim nötr kıta olacağım. Ben iklim lideri oluyorum ama biz Amerika Birleşik Devletleri'nin her şeye başladık. Benim başkanlığımda da ben ilk gün geldim Paris İklim Sözleşmesi'ni imzaladım. Bundan sonra benim liderliğim sürecek. Hadi gelin diye 40 lideri ve Avrupa Birliği'ni davet etti. Liderler açıklamalarını yaptı. Mesela bununla ilgili paylaşım yapıyoruz. Sosyal medyamızı etkin kullanmaya gayret ediyoruz. Böyle sizden olduğu gibi davetleri fırsat bilerek dijital olarak da yaygın etkiyi arttırmak üzere katılımlarda bulunuyoruz Ebru Hanım. Evet, farkındalık anlamında çok değerli çalışmalara imza atıyorsunuz. Öncelikle tebrik ederim. Yani çok önemli noktalar. Özellikle soğutma konusunda
dediğiniz nokta çok doğru. Soğuturken gezegenimizi ısıtmayalım. Bunları ciddiye alıp aslında birazcık daha elimizdeki kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Bu farkındalığın oluşması toplum anlamında çok önemli. Sınırlı kaynaklar ve aslında bunu da tüketen milyonlarca insan var. Bu noktada sürdürülebilirlik günümüzün en önemli aslında başlıklarından biri, sizin de önemli bahsettiğiniz üzere. Siz bu sürdürülebilirliği tüketim ve üretimde nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl tanımlayabilirsiniz? Önce bütün üretimlerin mevcut en temiz üretim olması şarttır. Mevcut en temiz üretim şu demektir: kaynakları verimli kullanmak, mevcut en iyi atık, enerji, su yönetimini başarmak ve en iyi ulaşılabilir teknolojiyi kullanmaktır. Eğer biz temiz üretim yaparken kaynaklarımız gelecek içinde kalsın, gelecek içinde daim olsun dersek, yaptığımız üretim o zaman sürdürülebilir üretim denir. Zaten Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarında da sorumlu üretim ve sürdürülebilir ve üretim ve tüketime bir saptama vardır. Bu çok önemli. İşte burada yaparken sonlu kaynaklar, başta fosil kaynakları olmak üzere, hepsinin kaynak verimli kullanılması lazım. Bir kaynak verimliliği yapacağız. Bir de tabii kaynaklarımızı seçerken toksik, zararlı, insana ve doğaya zararlı olan girdileri de en az oranda seçmemiz, mümkün yeşil seçimleri yapmamız lazım. Biz bunları yaptıktan sonra geliyoruz enerji konusuna. Enerji çok önemli. Enerji iki açıdan önemli Ebru Hanım. Bir, enerjinin kendisini üretirken etkimiz var. İki, enerjiyi tüketirken etkimiz var. Tabii bu arada bir de enerjinin taşınması, enerjinin arzı, ticareti ve tedariği var. Şimdi bunlara baktığımızda, kaynaktan son kullanımına enerji ürettiğimizde, yani elektrik, ısı, soğuk, katı, sıvı, gaz yakıtları ürettiğimizde, yaşam döngüsü boyunca temiz olmalı. Bütün çevresel ve tüm etkilerinin temiz olmasını istiyoruz. Bu sadece hava kirliliği ya da iklim değişimine etki değil. Bildiğiniz gibi artık hatta iklim değişimi demiyoruz, kelime iklim krizi şeklinde hani kullanıyoruz ki işin ciddiyeti daha iyi anlaşılsın. İşte bu bağlamda enerjiye gelirsek sohbetimizde, enerjiyi bir temiz ve sürdürülebilir üreteceğiz. Sonra enerjiyi tüketirken, o zaman orada da iki şey söz konusu oluyor. Bir, enerjiyi verimli tüketmek. İki, kullandığımız bütün elektrikli elektronik eşyaların hepsinde enerji verimli uygun olması. Ama biz enerjiyi bir tesiste tüketiyorsak, o tesiste de enerjiyi iyi yönetmemiz gerekiyor. Yani bir, enerjiyi üretirken, iki, tüketirken. Tüketici bir yurttaş olabilir, tüketici bir ev olabilir, tüketici bir tesis olabilir. Burada sürdürülebilir üretimde bizim enerjimizin karbon ayak izi, yani karbon ayak izi ne? Kullandığımız enerjinin küresel sera gazı salım miktarının ölçüsü. Bunun az olması lazım. Az olması için enerjide iki şey yönetebiliriz. Bir, enerji hangi kaynaktan üretildi? Kömür, petrol, doğalgazsa fosil ve karbon ayak izi yüksek. Demek ki orada bir seçeneğimiz var. Yenilenebilir enerji kaynakları. Yenilenebilir enerji kaynaklarını seçeceğiz. Burada sizlerle önemli bir bilgiyi paylaşmak isterim. Kasım 2020'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektrik piyasasında yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi YGG hazırlandı. Ve Haziran ayında bu yıl bu sertifikalandırma geliyor. Bu ne demek? Bir tüketici satın aldığı elektriğin yeşil olduğunu bilecek. Yani üretecek. Diyelim ki bir üretim yapıyorsunuz. Bu çok şık bir diyelim ki
camdan biblo olsun. Enerji yoğun bir sektör cam. İşte satın alınan elektriğin YK belgesiyle olması o ürün, son ürünün karbon ayak izinin sertifikalandırmasında büyük avantaj olacak. O bizim biblo üreticimiz yanı sıra da enerji verimli üretim yaparsa karbon ayak izi düşecek. Hepimiz artık ne duyuyoruz? Sürdürülebilir üretimle birlikte karbon ayak izini duyuyoruz. Enerjiyi duyuyoruz. Çünkü hem enerjinin karbon ayak yüksek. Bir de sınırda karbon düzenlemesi duyuyoruz. Bu da Türkiye'mizden bir ürün Avrupa Birliği'ne ihraç edildiğinde onun sınırda bir kontrolü olacak. Adeta ona bir yeşil pasaport sorulacak. Bu ürünün bu dünyaya vebali nedir? Yani ithal edecekken Avrupa Birliği sadece maliyete bakmayacak. Dünyadaki maliyete bakacak. Buna göre bir vergilendirme. İşte bizim bunun için şanslıyız ki bu yılın ilk iki ayında enerji sektörümüzdeki kapasite artışında yenilenebilir kaynaklı yatırımların payı yüksek. Bu çok mükemmel bir şey. Ülkemizde yatırım ortamının hani daha iyileşmesi, daha kararlı, ekonomimizin daha iyi olması, diğer koşulların iyi olmasıyla ülkemizde yenilenebilir kaynaklı yatırımların artması her açıdan çok önemli. Bir, ulusal kaynak değerlendireceğiz. İki, endüstrimizin önündeki sınırda karbon düzenlemesi, yeşil pasaport sormanın karşısında güçlü olacağız. İşte bunların hepsi çok önemli. Bunların hepsinde enerji sektörümüz bizim çok güzide bir sektördür. Ben de kendimi 3'ten 4'e geçtiğim yazdan itibaren sektörün bir öğesi olarak kabul ederim. Bizim sektör eğitimlidir, kıymetlidir. Beyaz yakalısı, mavi yakalısı, giderek artan yeşil yakalısı kıymetlidir. Sektörümüzde kadının gücünün giderek artmasını bekliyorum. Ben de bir kadın akademisyen olarak bunun temsiliyetini yapmak, genç kızlarımıza örnek olmak isterim. Sektörümüzde işte bütün bu gelişmeler olurken her şey sürdürülebilirlik yönetimi. Zaten Ebru Hanımcığım, bizim firmalarımız ilgili ISO standartlarıyla mevzuatları uygun olarak her tür yönetimini yapıyorlar, çevre yönetimlerini yapıyorlar, bilişim yönetimlerini yapıyorlar, iş güvenliği, sağlık yönetimlerini yapıyorlar. Artık bir de sürdürülebilirlik yönetimlerini yapacaklar. Bunun için de bir yerden başlamaları lazım. Konuya bir giriş yapması gerekiyor. Bir yerden başlamak lazım. Çünkü iklim krizi yok sayılacak bir büyüklük değil. Hani benim KOBİ'm var. Malum ülkemizin sanayisi KOBİ'lerle ayakta duruyor. Hani ben ne güzel işimi gücümü yapıyorum değil. Ben işimi gücümü yaparken bir gün o işimi gücümü yapamayacak hale gelebilirim. Çünkü iklim krizi hepimizin problemi. Bunun için hep beraber bir yurttaş ve sanayici gözüyle karar vericilerin de kendine düşeni yapması lazım. Böyle yeşil yeşil büyümek gerekiyor Ebru Hanımcığım. Aslında sektörde dediğiniz gibi bu anlamda çok güzel atılımlar yapılmış. Sertifikalandırılmanın gelmesi çok büyük, güzel bir haber. Dediğiniz gibi yeşil pasaportu önemsemek ve sadece sanayi, enerjiyi tüketenler olarak bu üretim anlamında sadece yurttaş ve aynı zamanda da fabrikalar vesaire burada hepsinin, herkesin elini taşının altına koyması gerekiyor. Sizin gibi bilinçli vatandaşların bir gün ilerleyen zamanlarda artacağını ümit ediyoruz. Siz aslında hem kadın kimliğinizle sektörde yer alıp aynı zamanda da aktivist kimliğinizle de ön plana çıkan bir kişisiniz. %60 oranından bahsettiniz derneğinizde kadın oranı. Bu anlamda çok güzel bir girişim bu gerçekten. Sektörün peki bu kadın temsilcisi olarak enerji sektöründe kadınların istihdamını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörde kadının bulunduğu yer sizce yeterli mi? Yeterli destek görülebiliyor mu? Ya da önüne çıkan engeller var mı? Bu açıdan nasıl görüyorsunuz?
Türkiye'de istihdama baktığımız vakit Ebru Hanım, genel olarak kadın istihdamının her alanda erkek istihdamından daha az olduğunu düşünüyoruz. Ama örneğin öğretmenlerde bu oran daha yüksek. Ama bu bağlamda enerji sektörü sanayinin diğer kollarından çok farklı değil. Kadın oranı yüksek değil. Özellikle üstten başlarsak yönetim kurullarında kadın temsiliyeti çok az. Yani sizin gibi yönetim kurulunda temsiliyet yapan çalışanımız, kadın istihdamımız fazla değil. Ama bu konuda sektör çalışıyor. Kadınlar bir oluşumla yan yana geldiler. Bu oluşum ne mutlu ki benim İTÜ'deki odamda güzel bir kahve eşliğinde olmuştu. Türkiye'de Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları grubu var, TVRE. Bu grupta halen 1485 üye var. Dijital delegelerimize söylüyorum ki sosyal medyadan TVR'ye ulaşsınlar. Kendilerini bu grubun içinde yer bulmalarını çok yararlı buluyorum. Bu kadının temsiliyeti artması lazım. Mevcut Türkiye'de biliyorsunuz en az güçlü olduğumuz alanlardan bir tanesi veriye ulaşmak çok zor. Hani bu konuda gerçek bir istihdam değerleri yok ama enerji sektörü konusu gereği hem fen bilimlerinden hem hukuktan hem de sosyal bilimlerden kişilerin çalıştığı bir sektör. Kadınlar giderek güçleniyor. Çok güzel kuruluşlarımız, projeler yapılıyor. Örneğin bir tane Türkiye'nin Mühendis Kızları diye bir proje var. Yönetim kurulunda kadın derneği sayının artması için uğraşıyor. KAGİDER'in yaptıkları var. Yani buna bakıldığında Türkiye'deki durum Avrupa'daki durumdan da çok farklı değil. Avrupa'ya da baktığımızda Avrupa'da da kadınlar diyor ki hani bizim erkeklerden hiçbir eksik yanımız yok diyen kadınlar var. Avrupa'nın da enerjide uzman kadınlar platformu Boni var, onlar öyle diyor. Bir de enerji dönüşümü için küresel kadın ağı var. Bizim sektörümüzdeki çalışanlar ya da çalışmak için aday olanlar bunların hepsini takip etmekte yarar var. Burada dediğim enerjinin değişiminden söz ettik. Enerjinin değişimini ben şöyle bir hep cümlemle anlatıyorum. Enerji değişmek için dönüşüyor. Böyle bir dönüşüm süremiz var. Burada da üç şey çok önemli. Bir dijitalleşme, bir düşük karbon ekonomisi, üçüncüsü de dağıtık enerji sistemleri. İşte ben bu enerjinin dönüşümünde kadının enerjisinin çok daha artmasını istiyorum. Ben bir anne, öğretmen, mühendis olarak söylediğimde ben kadınları daha analitik düşünen, aynı anda birkaç şeyi daha yönetebilen, yaşıtlarına göre mukayese ettiğiniz öğrencilerimde de izliyorum. Daha pratik, daha dirençli, daha dirayetli olduklarına inanıyorum. Ama bu dirayetler var. Şöyle bir şey var. Önemli görevlerin çoğunda da enerji sektöründeki bir kadın daha çok enerji sarf etmek zorunda. Bir de şunu söylemek lazım. Kadınlara, hele de Cumhuriyet kadınlarına, güzelim Türkiye'mizin kadınlarına hani kimse bir şey veremez. Yani ben kadınlar için böyle ulufe gibi bir şeyler verilmesini istemiyorum. Ben bizim yetkin ve yeterli olduğumuzu, hatta doğamız gereği daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Ben pandemide kadınların evde çalışma sistemine erkeklerden daha hızlı uyum sağladıklarını da gözledim. Hani gözlem yaptım. O bakımdan bunu yılmamak lazım. Çalışmak gerekir. Bunu ve verilmesini beklemek diye bir şey yok. Onun için siz beni okul öncesi yıllarımıza da götürdünüz. Sokaklardan bir slogan diye verebilirim. Hak verilmez alınır şeklinde bir slogan da söyleyebilirim. Yani uğraşmak lazım. Bu uğraşmak insanı daha enerjik tutar.
Onun için kızlarımız, kadınlarımız çok çalışsınlar. Ama çok çalışıp çok çalışmak lazım. Ben enerji sektöründe çalışmak için kadının enerjisini daha iyi yöneteceğine inanıyorum. Onun için yöneticilerimiz artsın, taze mühendisler, sosyal bilimciler, herkes çalışsın. Ama unutmayın, cazip bir sektör bizim sektör. Yani bununla ilgili okumak, hangi branşta lisans bitirilse bile yüksek lisans doktoraya eğilim yapmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye enerji sektörü kadınlarımızı bekliyor. Türkiye enerji sektörü kadınlarımıza daha da güçlü olacak ilerleyen dönemlerde, ümit ediyoruz ki. Dediğiniz çok doğru. Kadınlarımız bence de çok daha bu dijital sisteme daha iyi adapte oldu. Belki multifonksiyonel olmasından kaynaklı, birden fazla şeyi aynı anda yönetebilmesinden kaynaklı. Dolayısıyla kadın erkek el ele güçlerini birleştirerek ülkemizde, aslında dünyamızda daha iyi bir yer olacak, ümit ediyoruz ki. Evet. Sizin bahsettiğiniz platformlar da aslında kadınların kendilerine yer bulacakları ve birbirlerini destekleyip daha da güçlü olacakları platformlara dikkat çektiğiniz için teşekkür ederim. Bunları not ederek bence bir aslında belki girip buradan bir bilinçlenme yaratabilirler kendilerine. Çok keyifli bilgiler veriyorsunuz. Gerçekten çok güzel geçiyor sohbetimiz. Ama artık sohbetimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son sorumu size artık yönlendirmek istiyorum. İklim krizlerinden bahsediyoruz. Günümüzde çok bir problem olarak ortaya çıkıyor. Bu konudaki değerlendirmelerinizi almak isterim. Ve iklim krizi dünyanın en büyük sorunları olmasından dolayı bu konuda yapılabilecek sizce öncelikli çalışmalar nedir? Nasıl yönlendirmelerde bulunabilirsiniz? Ebru Hanım, bir önce diyeceğiz ki iklim krizi var. Önce bu gidişata bir dur dememiz lazım. İklim krizini yok saymayacağız. Fertlere ve kuruluşlara, resmi erke düşen herkes görevini yapacak. Birinci görevimiz kişisel ve endüstriden kaynaklı ve diğer etkenlerdeki sera gazı salımlarını azaltmak. Onun için sorumlu üretim ve tüketim yapacağız. Geçen haftaki bu liderler iklim zirvesinde liderler hep vaatlerde bulundular. Sözler verdiler. Biliyorsunuz 2030'da sera gazı salımlarımı azaltacağım. Avrupa Birliği, Japonya 2050'de karbon nötr ülke olacağım diyor. Biz de Türkiye'mizde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası'na verdiğimiz ulusal bildirimimiz var. Biz de halen bu eylem planımızı hepsini gözden geçiriyoruz. Bu ihbarda iklim kanunumuz ve emisyon ticaret yönetmeliğimizin gelmesini bekliyoruz. Bunun seçimlerimizi iyi yapmamız gerekiyor. Tüketimlerimizi iyi yapacağız. Yani hep aynı şey, enerjimizi, suyumuzu, atığımızı iyi yöneteceğiz. Bakın, bir satın alma yaparken de uzun ömürlü ürün satın almak lazım. Yani sera gazlarını azaltmazsak korkunç durum geliyor. Şimdi burada kişi sürdürülebilir yaşam kültürüyle bunu yapar. Ama sanayiye bunu dediğiniz vakit iklim finansmanı diye bir husus var Ebru Hanım. Şimdi bu iklim finansmanı kolay değil endüstrinin yanında. Türkiye'mizin de iklim finansmanı için önünün açık olmasını istiyoruz. Ve uluslararası fonlardan iyi yararlanmak. Özellikle bu konuda enerji sektörü daha iklim dostu ürünlerin üretileceği endüstrinin önü açık. Yani hep azaltmak. Diyor ki hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 1,5 derece küresel ısınma özel raporu var. 2030'da çıktı. Biz önce buna dur diyeceğiz. Şimdi buna dur derken ülkemizde, dünyada ekonomi iyi değil. Hep birlikte küresel salgın yaşıyoruz. Ama dünya, gezegen mahvolmuş durumda. Su ve kara ekosistemleri. Biz bundaki kelime şu. Nasıl bahar gelince evimizi bir toparlamak isteriz. Varsa badana, dolapları kontrol et, giysiler elde ilgici.
bu dünyanın da yeşil toparlanmasını söylüyoruz. Bu yeşil toparlanmada birinci olan iklim dirençli bir yaşam, iklim dirençli bir sanayi. Bunun için herkes sera gazı salımlarını azaltacak. Halen atmosferdeki sera gazı salımı için eşik değer 350 milyonda bir kısım. 8 Nisan'da bu değer açıldı. Yani hava şimdi güzel, hava çok güzel, güzel falan değil böyle. Atmosferde 417.14 milyonda bir kısım, yani sınır değerin üstünde sera gazı salımı var. Dur diyeceğiz, yeşil toparlanacağız, kararlarımızı düzgün vereceğiz. Yok saymayacağız, eyleme geçeceğiz. Bunu yapmazsak zaten sanayimiz ne bir ihraç ürün yapabilir, sanayimiz ne bir girdi bulabilir. Biliyorsunuz dün haberlere düştü, örneğin Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu'da kuraklık var. İklim değişiminin, krizin etkilerini hep hissediyoruz. Fertler ve kuruluşlar sürdürülebilirliğini yönetecek. Benim için bir sürdürülebilir yaşam kültürü olacak. Sizin kuruluşunuz için de sürdürülebilirlik yönetimi olacak Ebru Hanım. Bunu yaptığımız vakit yaşam çok güzel olur. Sürdürülebilirliği yönetmek kuruluşlarımız için ekstra bir mali yük değildir. Onların giderek maliyetleri düşer, marka yönetimleri ve itibarları artar, toplumda şeffaflık kazanırlar. Onun için herkesin yapacakları var. Onun için başlayalım, kendimizi, tüketimimizi iyi yönetelim. Üreticilerimiz de sürdürülebilir üretsinler. Teşekkür ederiz. Çok güzel cümlelerle tamamladınız. Gerçekten sürdürülebilirlik bu noktada çok önemli bir kavram. Yok sayma, eyleme geç dediniz. Aslında her şey bir başlangıcını yapmakla başlıyor. Burada hep birlikte elimizi taşın altına koyup yeşil bir dünya, yeşil bir çevre için bilincimizi arttırmamız gerekiyor. Çok keyifli bir sohbetti. Sizden çok öğrenecek şeylerimiz var. Ve ümit ediyorum ki ben ve benim gibi burada dinleyicilerimize de çok farklı bakış açıları yarattığınızda inanıyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım yüz yüze görüşme şansımız da olur. Evet. Görüşmek ediyorum. Sağlıcakla kalın. Ben de teşekkür ediyorum. Kendinize ve enerjinize, ikliminize iyi bakınız. Teşekkür ederiz. Enerji sohbetleri de bu şekilde kapatmış oluyoruz. Bir sonraki enerji sohbetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.